Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Yayına ilk önce başlamadan önce Türk halkından özür Türk halkından özür diliyorum. Hikayeme şöyle başlamak istiyorum. Bunun annesi benim yıllar önce Facebook'tan arkadaş olduğum bir bayanla bunun kardeşi, beni Facebook'tan tanıyor, bana arkadaşlık gönderiyor, kabili diyor. İzine geldiğin zaman diyor, bizi de gel diyor. Evlendiğiniz kişinin annesiyle annesi. Facebook'tan arkadaş. Bana arkadaşlık gönderiyor, ilk önce tanışıyoruz. Hı hı. Ondan sonra ben izine geldiğim zaman... Burada izine geldiğimi öğreniyor. Facebook'ta ordu'dan resim falan çektiğim için hı hı. benim orada olduğumu anlıyor. Abi diyor. Geldiğiniz bana hep abi diyorlar. Hı hı. Ben de abi dedikleri için ben saygı duyuyorum. Yani ben ki bana küçüklerini abi diyenlere herkese saygı duyuyorum. Herkese de canım kardeşim diyorum. arada evlendiğiniz siz 70 yaşındasınız. Efendim? Siz 70 yaşındasınız. Şu anda o zaman 67 7 yaşındaydı. Evlendiğiniz ki şu an kaç yaşında? Şu anda 30'u 30'a girmek üzere. 93 doğumlu, 28 yaşında. 93 doğumlu. 93 doğumlu. Annesi kaç yaşında? Annesi 53 veya 54 bilmiyorum yani. Yani siz aslında evlendiğiniz kişinin dedesi... Dedesi, ne dedesinden de dedesi. De, daha dedesinden de büyüğü. Amisi sayılırsınız. Aynen. Buyurun. Ondan sonra beni affedersin evine davet de ettiler. Ben izine geldiğim zaman abi gel dedi tanışalım dedi. Ben dedim Biz Hı, -hı. Sizi niye, niye tanıyayım ben? Sebep ne? Kimsiniz? İzmiş. Ya hem geldik ben e, İstanbul'a geldim beni Pendik'te görüştük bir çay içtik sadece evine davet etti dedim ki nasipse gelirim dedim. Ee, Ondan sonra Ay Ayşe Hanım'dan bahsediyorsunuz. Ayşe Hanım Ayşe, annesiyle arkadaşsınız Arkadaşız. evine davet etti kocası var mıydı ya da sizde o buluştuğunda? Var kocası yanında yok hı. kocanızdan haberi var mı dedim var dedim bunlar bunlar komple bir mafya benim hı. tahminim öyle. Hı hı. Ondan sonra evine davet ettiler beni bir akşam yalnızım İstanbul'da. Bir <laughs> gideyim dedim. Ordulu hemşerim dedim. Yani ben kötü niyetle aklımdan hiçbir şey geçmiyor ya. Gittim ne bileyim iyi muhabbet, sohbet. Sonra dediler ki bana yarın da yarın dediler emin önünde buluşalım. Emin önünde dediler bir kahve falan içeriz. Çay falan içeriz. Ayşe Hanım bunu söyleyen. Koca bu arada. Koca da orada. Koca her yani Facebook'tan razı... arkadaş olan Ayşe, evet. sizinle buluşan, tek başına buluşan Ayşe, sizi Ay... sonra evine davet edip kocasıyla tanıştıran kocası... Ayşe. Ayşe. Hepsi Ayşe. Hı -hı. Kızını da, kızı da o zaman şeyde çalışırmış galiba bir e, yaşlılar yurdunda. Ben tanımıyorum, Hı -hı. bilmiyorum. Hı -hı. Hatta olduğunu bile bilmiyorum. Onu da alıp getiriyor. Ben orada onunla tanıştırıyor. Hı -hı. Orada bana, affedersin bir kahvaltı ısmarlıyorlar. Hatta kahvaltıyı da yemedim. Sonra kahve ısmarladılar bana. Hı -hı. Gittik kahve içtik. Kahve içerken ha bilmiyorum ne olduysa güldük, sohbet ettik, muhabbet ettik. Bana dedi ki kendisi beni de Almanya'ya müsün? Dedim ki ya bak dedim. Nesrin Hanım diyor size. Nesrin Hanım diyor. Ben dedim ki bak sen Almanya'ya nasıl götüreyim dedim. Aramızda dedim dünya kadar yaş farkı var. Ben seni dedim başka türlü Almanya'ya götüremem. Hı hı. Sonra dedim bu sahte evliliğe girer. Hı hı. Ben dedim sen benim kızım yaşındasın. Kızımdan da küçüksün dedim. Hı hı. Efendim yok bir şey olmaz. Annesi de diyor bir şey olmaz ne olur falan filan. Yalvardılar. Durumlarını anlattılar efendim borçları olduğunu, kötü durumda olduğunu, efendim ne bileyim kredi almış krediyi ödeyemediğini. Ancak beni kurtarırsan sen kurtarırsın. Böylelikle. Neyse inandım ben de bunlara. Acı ya Esra Hanım. Acıman bir duygum var ya. Herkese acıyorum ben ya. Bu kaçıncı biliyor musun? Bu dördüncü. Ben hayat büyük... arkadaşınız olarak ha, mı? Evet. Bu dördüncü. Ben buna hayat arkadaşı diye bakmadım. Kızım olarak baktım ya. Evlendiğimizde ben buna bütün kağıtlarını yaptım. Madem öyle dedim götüreyim. Ama kızım olarak kalırsın. Benim de Facebook'ta dünyada dünya arkadaşım var. Bu evliliğin asıl amacı neydi? Asıl amacı, bunların amacı ne biliyor musun? Hayır şimdi? hayır. Yani <laughs> şimdi... Düşünsenize bir ev 28 yaşında bir kadınla şu an fotoğrafı da ekranda. Evet. E nikah masasına oturuyorsunuz. Evet. Yani o nikahın kıyılmasının asıl amacı nedir? Amacını, amacını Almanya'ya götürmek. Hı. Nesrin Almanya'ya gitmek isteyen evet. ve bu anlamda formalite evliliği kullanan, kullanan biri, bir kadın. Ha. Kullanan biri. Ve bu evliliği de yapmasını kim istiyor? Anası, babası, kendisi. Annesi, babası, kendisi istiyor. Evet, kız kardeşler Ama de biliyor. öncesi annesi sizinle arkadaştı. Evet. Peki, Şeyi ee, sorabilir bu amaç miyim yani, yani şunu merak ediyorum. Ee, şimdi ortada bir şey var, bir hani formalite var. Ben Almanya'ya gideceğim, bu nikahı yaparsam Almansız, Alman, siz Alman vatandaşısınız. Evet, Alman vatandaşıyım. Hani bu nikahı yaparsam benim oradaki yaşamım, hayat şartlarım kolaylaşır. Ha, Ayni. Ee, bu sebeple bu nikah kıyıldı. Evet. Ya yani onun haricinde bu evlilikten sizin, Evet. Ya da onun, evet. Başka bir beklentisi var mı? Aramızda bir beklenti yoktu ilk önce. Hı -hı. Böyle bir şey yoktu. Evlendi. Ne zaman evlilik yapıldı? Ben Almanya'ya bir daha tekrar... Hayır Necat Bey şimdi ben fotoğraflara da bakıp söylüyorum. Şimdi arkamda da. Evet. Yani biz hani kuru bir nikah kıyalım. Nikah dairesine gidelim. İmzayı atalım. Yeter ki işte ne, size nasıl hitap ediyor? Necat abi, ne Necat dede ne diyor? Necat söylüyor. Necat, nerede? Yani evet. Necat yeter ki ben oraya bir hani adımımı atayım. Atayım, aynen öyle. Ama mesela fotoğraflarda yani Bilezikler, formalite evliliğin hani ötesinde formalite sanki. Formalite evliliğin ötesinde birçok şey var. Mesela hani bu bilezikler... Siz Dinle, mi taktınız? Şimdi bu bilezikleri şöyle yaptılar. Şimdi e, kağıtları yaptırdım ben hepsini. Hatta 55 bin lira parayı peşin borçlarını verdim. 55 bin lira borçları varmış. İlk önce 25 binden başladı. Birinci yalan 35 bine çıktı. Sonra 55 bine çıktı. 9 bin lira da affedersin... Şey parası verdik, ee, Almanya'ya gelmesi için kurs hı hı. parası verdim. Efendim kursu da gitmedi. Hı hı. Ben bunlar hep sonradan duydum yani. Araştırdım, duydum. Ondan sonra altınları da şöyle aldırdılar. Gösteriş olsun. Ayıp olur. Böyle. Böyle ilk önce girdik altına gözü de duymuyor. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Görüyorsunuz işte. Hı, fazla bunlar, he, aldırdılar bana bunu. Aramızda hiçbir olay geçmedi. Şimdi ben, siz Şubat ayında, 2019 evet, Şubat ayında, yılında Şubat ayı 23 evlendiniz. Bu Kartal herhalde. Evet, Kartal Kartal'da öyle. bu nikah kıyıldı. Evet. Siz o gece, hani, o nikahtan sonra resmen karı kocasınız. Karı kocayız Sonrası... ama aramızda bir şey geçmedi. Konuştuk Hı -hı. çünkü önceden. Her şeyi önceden konuştuk. Bana Hı -hı. böyle bir, sen hanımın falan böyle bir şey yok aramızda. Hı -hı. Sadece konuştuk Almanya'ya gelmesi için. Bu arada bu nikahta kimler var yanınızda? Yanında Nesrin Cüdel'in ablası var, Nevin Cüdel. Ee, benim küçük kardeşim var, ee, Sedat Sağlam. Hanımı falan gelmişti, bir de onun kızı gelmişti. Annesi, babası, herkes. Onun kız kardeşleri gel vardı yani. Hı hı. Başka kimse yoktu. Yoktu. Evet, devam Anası, edelim. babası vardı. Sonra haçtan gelin kıydık. Ne defteri eline aldı. Bundan sonra dedi, emir komuta bende dedi. Hatta öpme bile öpmedim yanaklarında falan. Böyle bir şey yok. Esra hı hı. Hanım, hiçbir şey yok. Ben yani insanlık yaptım onlara. Hı, hı Yeminle konuşuyorum insanlık yaptım. Eğer ki yani kötü bir şey düşündüysem Allah burada beni taş etsin dondursun. Düşünmedim ya. O gece tuttular. Yerine. Efendim, o kadar bunlar kalktılar, yediler, işte masayı da donattılar. O gece 1300 1400 lira ne? bir de para ödettiler bana. Oynadılar, eğlediler. Benim kanka oyun oynayamadım. Anladım dolandırıldığımı ama iş işten geçti. Hı hı. O gece sabahtan ben Almanya'ya dönmem lazımdı. Şubat 24'ünde Almanya'ya döndüm. Aramızda bir şey yok. Ben hakkımda da bir şey yok. Hı, hı. Almanya vardıktan sonra aradan bir zaman geçti. Bir, bir hafta, iki hafta. Bunlar üç, telefon üzerine telefon gönderiyorlar. Hı hı. Ne istiyorsun diyorum. E, bir ev alalım. Ne evi diyorum. E, ne almayacak mısın? Ya kardeşim ne evinden bahsediyorsun. Sen kızın Almanya'ya gelsin diyorum. Ondan sonra çalışırsınız. Hı, hı Affedersin alırsınız. Ya sen nasıl bir adamsın diyorlar bana. Adam karısına sahip çıkmaz mı? Ya ne karısı? Siz benimle böyle konuşmadınız ki. İş işten <laughs> geçtikten sonra defteri elinden aldıktan sonra bu işi ciddiye döktüler. Ne, hı, hı. Karına bir ev al. Heh, karına bir ev al. Aldınız önceden bir dakika önceden sene bakacağız ya da söz verdiler. Emekli olduğum zaman şimdi biz sene bakacağız. Kızım bakmasa diye Ayşe Cüdel, ben bakacağım diye. Hı. Yani şimdi benim yalnız olduğumu biliyorlar ya. Bana bakacaklar. Akıllar sözleri böyle. Ben de şimdi yalnız olduğum için tutacak bir dal arıyorum. Hı. Almanya'da yaşar, aynı evde ha. yaşarız ben sana bakarım. Ha, ha, hem orada bakacak hem çalışacak. Hı hı. Bana evde... Peki e nikahtan sonra dediler ya bir ev al diye. Tamam, Karına ev bir al. ev al. Dinle. Siz bir ev aldınız mı? Aldım. Nereden aldınız? Dinle. Ben bunları... Hatta 15, 15 bin liradan önceden birikmiş param vardı, o da gitti. Hı hı. 35 bin euro kredi çektim, 34 bin 500 lirayı bunlara gönderdim. Hı hı. Zaten altın parasıyla mı neyle aldılarsa, bir kuruş paralar olmayanlar 150 bin lira para kattık diyorlar hesaba, şeye, hı hı. eve diyorlar. Ev aldılar Bafra'dan. Hı hı. Bankadan kime gönderdiniz parayı, Neslihan Hanım'a mı? Babasına. Babasına gönderdim. Hesabına direkt. Hı. Babasına gönderdim, babasının hesabı var Çünkü kızının, hı. kızının hı. hesabını vermedi, hı hı. bilmiyorum. Babası da diyor ki şimdi ben diyor... Bunlar ispatlı şeyler yani sizin ispatlı, Almanya'dan gönderdiğiniz ispatlı. tüm paralar. Bunu <laughs> merak ediyorum. Yani siz bu parayı gönderdiniz o ev alındı. Ee, ev alındıktan sonra sizden başka talepleri oldu mu ailenin? Bitmedi talepleri ki Esra Hanım. Hı hı. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Bin lira gönder. Ne yaparsak bin lirayı dedim. hamileymiş. Benim bir şeyden haberim yok. Hatta arkadaşları da var. Ben benimle evleniyken dayı arkadaşım varmış. Hı hı. Bunu söylemediler. Yalan konuştukları baştan buradan çıktı oraya. Ondan sonra ne bin lirası ne kürtajı dedim. Çocuğun mu var senin dedim. Anasıyla ne konuştular sonra bir 3-4 dakika bir mesafe geçti. Ondan sonra yok dedi kadın hastalıklarından. Hı hı. Yani beni böyle izah ettiler, bin lira gönderdim. Peki siz bu evlilik boyunca diyorsunuz ki yani hem ev alındı, paralar gönderildi, bunların hepsinin maliyeti ortadadır. Evet. E, ee, kendisiyle hiç karı koca olmadık. Böyle bir evlilik Olmadım. i̇ki kurulmadı. İki sene, dinle, i̇ki sene geçti aradan. Hı -hı. Kasım ayında geçen 2020. Ne zaman ters düştünüz aileyle? 2020'nin Kasım ayında geldim ben buraya. Hı, -hı. Ee, Kasım ayında dedim ki, hatta ilk gelişimde hoş geldim, beş geldim. Samimi davrandılar bana karşı. Hı, -hı. Affedersin, Gel de beni şey etti, ben de şunu şurasından öptüm. Sesimi çıkartmadım, bir şey de demedim. Oradan kalktık, Bafra'ya gittik evi ev için, Bafra'ya gittik, gezmeye gittik yani Bafra'ya doğru. Bafra'da işte aramızda bir şey yok. şimdi Annesi, sizi... babası. Anladım. Siz hani bazı yerleri anlatıp bazı yerleri ya unutuyorsunuz ya anlatamıyorsunuz da şunu söyleyeyim. Yani karı koca olmadığınız e, bu ilişkide aslında formal yapılan bu e, evlilikte bütün ritüellerde bizim gelenekler örneklerimiz anladığım kadarıyla evet. e, hayata geçirilmiş. Hepsi uygulanmış. Evet. Sizin paranız bittiğinde bu ilişki bitti mi? <laughs> Para bittiğinde zaten kendiliğinde ben Almanya'ya gelmiyorum dedi zaten. Anladım gelmiyorum dedi. Şöyle Şimdi, bir şey e, hayat bitmeden önce bir şey diyeceğim. Söyleyin. En son şöyle oldu. Hı hı. Ben e, geçen sene buraya geldiğimde e, bu iş olmadan önce e, dedim ya nafaziye gittik geri geldik, annelerinin hı hı. yanına gittik geri geldik. Ondan sonra evde bana bir tuzak kurdular bunlar. Ne tuzak? Şöyle bir tuzak. Anlatayım iyi dinleyin. E, ben dedim ki bunlara bir mesaj geldi benden. Bana bir mesaj geldi. Kimden geldi? Teyzesinden geldi. Nesrin teyzesinden mesaj. Ne mesaj geldi. mesajda? Yani içerisine... Mesajda diyor ki bana, bak diyor, aklın başına al. Bunlar diyor, ben duyduğum, yani bu konuşurken birisiyle konuşurken duymuş, duyduklarını da bana mesaj olarak yazdı. Bunlar da seni soyuyorlar, haberin olsun, aklın başına al. Nesrin kendi özbeöz teyzesi evet. sizi uyarmak üzere bir uyarmak. mesaj bu da, gönderiyor. Bu da, bu da, benim yıllar önce Facebook'tan arkadaşım beni sildirdiler o ilk olarak Necap beni evlendiği sizde gece. Facebook'muş aynı aileye denk gelmişsiniz. Dinle, dinle. yani. Yok beni sildirdiler o kadını sildirdiler o kadından kontağım Hı. yok. Ama teyzesi sana Necat aklını başına al sen ilk değilsin. Değil evet. Ee, senin gibi çok insan var seni mağdur ediyorlar. Ediyorlar. Dediler Aynen. siz bu kişilerden şikayetçi oldunuz olmuşsunuz örgütlü şekilde dolandırıcılık. E, şikayetinde bulunmuş Anadolu evet. Cumhuriyet Başsavcılığına evet.